Ona ilgin var mı onunla ilgili? Ya eskiden amatör olarak oynuyordum ben futbol. Ama bir gün ya bir takımın ciddi bir takımı seçmesine katıldım. Seçmeyi kazandım. İlk antrenman çıktım yani abi inan eve zor gittim ya antrenmandan sonra. Dedim ben yapamam. Yapamayacağım galiba. Olmayacak. Olmayacak galiba. Sonra bıraktım sanal futbola başladım yani aynısı. Ama kondisyonum olursa eğer oynayabilirim ya. Neden olmasın? Neden diyorsun? Olmasın aynen. Ya tabii teknik taktikleri tabii sen FIFA'da çok iyi ayarladığın için. Hani acaba bu antrenörlüğe dönebilir mi bir yerden sonra? Bir de şey mevzusu var tabii. Hani futbol menajer oynayanlarda bunu çok sık görürüz. Yani bir scout şey ben bunu buldum işte bununla çok iyi işler yapabilirim. Bence bunu almalısınız hemen takımların scout şeflerine yazarlar. Bakın ben FM'de bunu buldum lütfen bunu değerlendirin falan. Hani bu arada FM ile geçmişi nasıl bilmiyorum ama hani sence... Oyunların bu ciddi anlamda bir katkısı oluyor mu bunun için? Çünkü database'leri çok kuvvetli şirketlerden bahsediyoruz aslında. Ya FM bende hiç yok. O scout olayı bende hiç yok ama taktik gelişti diyebilirim. Çünkü turnuvalarda oynaya oynaya bir counter taktik düzenleyebiliyorsunuz. Mesela örnek veriyorum benim Bükreş'te rakibim beklerle çıkıyordu. Benim de koçum vardı Boraz. Dedi ki bana yani kanattaki oyuncular ileride kaldı. Çünkü bekleri çıktığı zaman iki kişi kalıyorlar. Biz de ileride üç kişi kontrol yakalayabiliriz. Ya onu yaptıktan sonra oyunum çok farklı gelişti ve gol de buldum. Yani taktik geliştirebiliyoruz. Belki olabilir, neden olmasın yani. Hayat neden olmasın. Tabii diyorsun. Canım olabilir. Peki hangi takımlısın? Galatasaraylı. Galatasaraylısın. Küçüklüğünden beri gerçekten takip ettiğin bir takım yani fanatiklik var mı? Tabii tabii. Ali Sami'nden beri yani. her zaman takip ediyorduk diyorsun. Her zaman. Peki, yani tabii ki bir insanın mesela şu mevzu da gerçekten büyük bir soru işareti aslında. Şimdi bazı insanlar futbolla çok ilgilenmiyor ama oyun oynamaktan keyif alıyor. Örneğin FIFA'yı oynamaktan keyif alıyor ama ha, bu tip çok arkadaşlarımız şeylerimiz de var. O yüzden şunu sormak istiyorum sana. Sence bir futbol takımı tutmayan birisi de bu oyunu aktif bir şekilde iyi oynayabilir mi? Yani düzenli futbol maçı izlemeyen birisi. Şimdi mesela sen bir maç izlersin. Sallıyorum işte Barcelona'nın bir maçı vardır. Griezmann bir tane gol atmıştır. Aklında kalmıştır. O golü denersin. Aynısını FIFA'da denersin, atabilir aynen. misin diye. Ama bu futbolu izlemeyen bir adam da olmuyor. Sence bunun avantajları ve dezavantajları var mı? Yani bence var. Çünkü futbolu bilmek bence oyunda avantaj sağlıyor. Onu oynarken de hissedebiliyorsunuz. Yaptığı paslardan ne bileyim yaptığı hareketlerden anlayabiliyorsunuz. Ama bunun için sanırım futbol izlemesine gerek yok ya her hafta. Çünkü ben de çok takip etmiyorum. Bazen Premier Lig maçlarına bakıyorum. Bir de derbilere bakıyorum sadece. Onun dışında ama futbolu bilmesi bence oyunu etkiler. Ben öyle düşünüyorum. Peki o zaman bir soru daha sorayım. Şimdi şunu merak ediyorum. Sen kendi sürecini anlattın ama olmak isteyen, senin gibi olmak isteyen FIFA'da hani sürekli saatlerini FIFA'ya harcayıp ama hiçbir şekilde bu tarz işlere girişmeyen insanlar var. Peki sence senin için nasıl bir yol izleyebilir senin gibi olmak isteyenler veya hani senin seviyene çıkamasa bile en azından ben bir seviyede olsa bile ben bu FIFA, online FIFA'nın içinde olmak istiyorum diyenler. Yani sadece evde oynayarak sence bu başarılabilecek bir şey mi? Yoksa gerçekten yoğun tempo ve çalışma gerektiriyor mu bu? Ya aslında gerektiriyor. Öncelikle özel düzenlenen turnuvalar var. Mesela her hafta pazar günü şirket adı verebiliyor muyuz? Tabii verebiliriz. Tamam. Mesela her hafta pazar günü ESL turnuva düzenliyor. Avrupa Kupası diye. Avrupa'dan da birçok oyuncu katılıyor. Ona katılıp geliştirebilirler kendilerini. Ama bence çok iyi oyuncularımız var. Şu an kulüpler hiçbirini tanımıyor. Çünkü ülkemizde bir lig yok. Veya bir turnuva, düzgün bir turnuva düzenlenmiyor. Bence öncelikle ülkemizde bir turnuva kurulması lazım. Eminim çok da güzel oyuncular çıkacaktır. Bir çok ciddi de bir atılım var aslında şey anlamında yani oyuncular gerçekten yükseliyor. Sürekli yükselen oyuncular var ama dediğin gibi bunu organize edebilecek bir kurum olmaması kesinlikle. Belki de onların sinirip gitmesine neden oluyor. Bence Avrupa seviyesinde çok oyuncumuz var. Yani karşılığında da oynadım biliyorum. Ama maalesef ligimiz yok. Olursa bence çok oyuncu çıkacaktır. Çünkü Hollanda Lig var, Almanya Lig var. Ve bunların peki büyük ödülleri var. Bu senin için tabii dezavantaj yaratıyor değil mi? Yani mesela Hollanda'da ligde oynayan bir yani e-sporcu senin karşına geldiği zaman sonuçta daha antrenmanlı, daha çok hazır diyebiliriz. Sonuçta sen kendin yerel turnuvalar olmadan bunu yapmaya çalışıyorsun. Ama onların yerel turnuvaları da var. Tabii. Ya şu an bana karşı değil çünkü biz zaten her hafta antrenman yapıyoruz oyuncularla. Ama yeni bir profesyonelciye karşı avantajlar oluyor tabii. Ve biz turnuvalara gittiğimiz zaman oradaki oyun modu biraz farklı. Yani e-spor modu diye bir mod. Şu an Hollanda Ligi'nde zaten her hafta e-spor modu oynuyorlar. Yani biz oynayamıyoruz. O yüzden bir tık öndeler bize göre.
Anladım. O seviyede. Peki sence seninle birlikte yükselişte olan, senin Türkiye'yi çok iyi temsil ettiğini düşündüğün hangi sporcular var, e-sporcular? Türkiye'de? Türkiye'de. FIFA'da düşündüğüm sadece Mertal var. Şu an Galatasaray'ın oyuncusu o da. O da çok iyi oyuncu. Benim gibi. Başka da var aslında. Batuhan Sergen Yalçın var. O da geçen sene bir turnuvaya katılmıştı. Hı. Beşiktaş'taydı. Başka turnuvaya katılan oyuncular son bir senedir, iki senedir aklıma gelmiyor başka. Peki yani. Şey, bu sen bu işi yapacağın sonuçta bir yerde kafaya koydun. Bu kafaya koyduğun süreçte sence hiç böyle hakkında, hani ben de bunu örnek alıyorum, bunu izlemekten çok keyif alıyorum dediğin, mesela Twitch'ten vesaire takip ediyor muydun bu tip organizasyonları? Pek fazla izlemiyorum aslında Twitch. Hı hı. Ama ilk yani FIFA'ya başlamadan önce şu anki takım arkadaşım olan Ivan izliyordum, Boras Legend YouTube'da. Onun videolarını izliyordum. Hani neler yapıyor, hangi custom taktikleri kullanıyor falan filan. Ama şu an pek fazla takip etmiyorum. Hı. Zaten çok bizim hem hafta içi hem hafta sonu turnuvalar var şu an. Çok yoğunuz. O yüzden pek takip edemiyorum. Aynen. Peki Foot Champions'da senin hocan kim? Tek direktörün kim? Kendi mi? Kendi şeyde. Şey olarak. Takımında mı? Takımında. Galiba Fatih Terim olması lazım. Fatih. Büyük sence, ihtimalle hatırlamıyorum sence ama. Peki şey oluyor mu? Yani o hocanın etkisi oluyor mu? Ha. Sen tabii yakından takip ettiğin için soruyorum. Yok yani oyun içinde olmuyor. Zaten bütün ayarı kendiniz yapıyorsunuz. Sadece aslında bir logo gibi bir görsel olarak orada duruyor diyorsun. Aynen. Yani. Sadece şöyle bir şey var. Mesela kimya çok önemli takım için. Her oyuncunun kimyası 10 üzerinden 10 olması lazım. Örnek veriyorum, Ronaldo 9 kimyalı, Portekizli. Siz teknik direktör bir tane Portekizli aldığınız zaman 10 kimyaya tamamlanıyor. Hı-hı. Aynı ülkeden olduğu için. O şekilde. Sadece o önemi var. Okay, biraz da seyircilerden vesaire sorular var mı? Onlara bir göz atalım. Bir şey var mı yok mu diye. Genelde defans sorusu geliyor. Defans sorusu mu geliyor? Evet. Neyle ilgili soruyorlar? Yani abi defansı nasıl yapıyorsun diye. Nasıl defans yapıyorsun? Çünkü herkes, bilmiyorum, benim defans yapma şeklimi beğeniyor galiba. Yayında da yazıyorlar genelde. Ama defans yapmak biraz hani anlatılacak bir şey değil aslında. Yani göstermek lazım bence. O yüzden de biraz YouTube'da aktif olmak lazım ama. Ya şimdi şöyle bir şey var. Şimdi hepimiz aslında şey yapıyoruz gerçekten. Hani sonuçta herkes bir şekilde FIFA 20'nin içinde. Herkes bir şekilde FIFA'yı oynuyor. Herkes indirime girsin diye bekliyor. Çünkü zaten ciddi fiyatlarla çıkıyor. Ve herkes açıkçası bir anlamda indirim bekliyor. Şimdi zaman aldın FIFA 20'yi, oynuyorsun. Sonuçta biz de kendi aramızda oynuyoruz. Hepimizin oynadığı bir şey. Bunu profesyonel seviyede yapmanın zaten zor olduğunu biliyorum ama şimdi bizim FIFA 20 oynarken ilk gözümüze çarpan şeyler. Ben dışarıdan sadece bir oyuncuyum, oynuyorum. Kendim evimde oynuyorum, yani bunu keyif için yapıyorum. Şimdi baktığın zaman sen zaten bunların bir kısmını cevapladın. Şimdi oyunun ağır olması, ki ben bunu mesela güzel olarak yorumluyorum. Yani ben de ağırlıklı olarak Inter, Atletico Madrid gibi takımları severim. Genelde o tarz oyunları severim. Hani o yüzden benim için bence güzel oldu. Çünkü hızlı olduğu zaman ben oyunun gerçekten bana oyun gibi hissettirdiğini düşünüyorum. Hani gerçekten sanki oyun oynadığını daha net hissediyormuşsun gibi. Ama halbuki yavaş olduğun zaman sanki gerçekten bir şeyleri yönetmen gerekiyormuş gibi bir hisse kapılıyorsun. Ve daha doğru pas kovalıyorsun, daha doğru şey yapıyorsun. Şimdi sana şunu sormak istiyorum. Senin belli başlı mesela oyunun normal oynanışında, oyuncuları falan bir kenara bırakalım, belli taktiklerin var mı? Ya örneğin işte R1X ile pas atmayın abi. Hani çok sert pas atmayı denemeyin. Ya da arayı gördüğünüz zaman R1 üçgeni yapıştırın tarzı. Var mı kafanda bir şeyler? Ben daha çok pas yüzdesine göre oynuyorum. Yani çok fazla garanti değilse pas atmamaya çalışıyorum. Hı hı. Özellikle son bölgede, yani tam ceza sahasının oralarda. Çünkü bir profesyonelce karşı oynarken, yani top kaptırdığınız zaman sıra ona geçiyor ve her atan gol olma ihtimali yüksek. Hı hı. O yüzden ataktayken biraz daha garantici oynuyorum. Sonra kanattan, bu sene aslında kanattaki oyuncular çok fazla arkaya koşuyor. Evet. O yüzden onu kovalıyorum biraz da aslında. Ya bekten direkt uzun pasla, üçgenle kanada atıyorum. Evet, o daha net gözüküyor aslında dediğin gibi. Yani kanat oyuncularını, özellikle hızlı kanat oyuncularını durdurmak bir hayli zor. Evet. Yani o yüzden aslında senin arkada savunma yapılandırman bir nevi bunların önüne geçmiş oluyor zaten. Aynen öyle. Bir de benim bir tavsiyem var. Oyun oynarken aslında alttaki kamera var. Yani top top oyuncularımızı gösteren. Evet. Ben mesela genelde onu kullanıyorum. Aslında insanlar genelde çok kullanmayı seviyorlar. Kullanmıyorlar ama çok fazla katkısı oluyor. Çünkü koşan oyuncu falan hepsini görebiliyorsunuz oradan. Ona bakarak oynarlarsa bence bir tık yine oyunları yükselebilir. Daha net olur. Aynen. Peki bir izleyicilerine söylemek istediğim bir şey var mı? Eğer yoksa yavaş yavaş kapatabiliriz programı. Ya ben öncelikle bütün takipçilerine teşekkür ediyorum. Bütün destek veren herkese teşekkür ediyorum. Yani biz geçen sene dünya üçüncüsü olduk.
Ve Türkiye'nin her yerinden bize mesaj geldi. Çok mutlu ettiler. Hepsine teşekkür ederim. Umarım Avrupa'da bir turnuvada bayrağımızı dalgalandırabilirim. O zaman son olarak şunu da ekleyelim, öyle kapatalım. Red Bull'un sana olan desteğini nasıl yorumluyorsun? Yani hadi ilk başta giriş sürecini anlattın ama Red Bull'un sana olan katkıları seni ne noktaya taşıdı? Yani sence Red Bull olmasaydı ne noktadaydın? Olduğu zaman ne noktadasın? Red Bull global bir şirket olduğu için aslında yani turnuvaya gittiğim zaman da bana çok fazla desteği oluyor ve herkes yanıma gelip soruyor. O yüzden çok mutlu oldum. Yani ne diyebilirim bu konu hakkında? Ya anlatamıyorum aslında. Çok güzel bir olay. Anlatılmaz yaşanır. Aynen öyle. Çünkü o an hislerimi anlatamıyorum şu an. Çok mutlu olmuştum. Çok güzel. Mutluyum. Çok teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için çok sağ olun. Bugün ISOPOWER'ı konuk ettik ve çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Tekrardan umarım bir gün bir yerde karşılaşırız ve bir kez daha çok keyifli bir sohbet yaşadık. Her zaman. Umarım devam ederiz. Çok sağ ol. Çok memnun teşekkürler. Oldum. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın.